Sıcak bir bahar gününde bir anne doğum sonrasında dinleniyor. Yeni doğan yavrusu henüz 6 saatlik. Ama dinlenmeleri kısa sürecek. Dünyanın en kuzeyinde yaşayan maymunlar sürüsüne ait oldukları için evleri olan ormanda sürekli ılıman yerlere doğru giderler. Birbirleriyle iç içe yaşayan makakların ve ağaçların yaşamları ılıman kuşağın değişken mevsimlerine göre şekillenmektedir. Asya'nın çoğunda, Himalayaların eteklerinde, Japon adalarına kadar ılıman kuşak ormanları yer almaktadır. Bu ormanlar kuzeydeki karlı kutup bölgesinden güneyin nemli tropik ormanlarına kadar uzanır. Bu ılıman kuşak ormanlarının iki cinsi vardır. Bazıları hiç yaprak dökmez ve yeşil kalırken, bazıları da mevsim değişikliklerinin açıkça görüldüğü yaprak döken ağaçlardan oluşmuştur. Dünyanın yörüngesi güneşe yaklaşıp uzaklaşırken, ılıman kuşak ormanları ve orada yaşayan canlılar tüm iklim koşullarını yaşamış olurlar. Son buzul çağında dünyanın birçoğu buzullarla kaplıyken birçok ağaç yok olmuştu. Doğu Asya'nın bazı ağaçları buzlardan kurtulmayı başardı. İşte bu bölgelerde kıtanın geri kalanına kıyasla çok daha fazla ağaç türleri yer almaktadır. Japonya'da bu ormanlar dağların büyük kısmını kaplamaktadır. Kiraz, akçaağaç, meşe ve kayın ağaçları mevsimlerin şartlarına göre kendilerine yaşam stratejileri geliştirmiştir. Japonya'nın kuzeyinde kayın ağaçları ormanların çoğunu kaplamaktadır. Uzun ömürlü olmak için bir strateji geliştirmişlerdir. Diğer ağaçlara göre daha fazla uzayarak ömürlerini uzatmaktadırlar. Kayın ağaçları ilk tomurcuk veren ağaçlar arasındadır. Yani ilk çiçek açan ve bu sayede rüzgar yardımıyla çiftleşen ağaçlardan biridir. Ve enerji veren güneş ışınları orman tabanına inmeden önce yaprakları onu ilk olarak emen ağaç türüdür. Uzun ağaçlara karşı ışık için yarışmaktansa kendi zaman çizelgesine göre erken davranıp avantaj sağlayan sıra dışı bir bitki vardır. Bu bitkiye Naniwazu denilmektedir. Naniwazu sonbaharda yapraklarını dökmeden yeşilliğini korur. Böylece baharın ilk ışıkları geldiğinde tepesi kapanıp gölgede kalmadan önce hazır şekilde güneş ışınlarını alır. Erken gelişmiş çiçekleri mevsimin ilk polen taşıyıcı böceklerini kendisine çeker. Mevsim kurallarını kendine göre kıran Naniwazu, diğer ağaçların yaprakları bahar için büyümeye başlarken çoktan yaz mevsimini yaşamaya başlamış olur. Ormandaki kuşların yakında üreme zamanları gelecek. Dişi benekli ağaç kakan kış boyunca ağaç kabuklarının altına saklanmış böcekleri araştırıyor. Bahar, değişken mevsimlerle başa çıkma yöntemlerini açığa çıkarıyor. Küçük bir tırtıl, kış uykusunu geçirdiği yapraktan yukarıya tırmanıyor. Ama değişen dünyaya geri dönen tırtılın sonbaharda saklanması için kusursuz görünen renkler artık tehlikeli biçimde görünür olacak. Hayatta kalabilmek için tırtılın yapması gerekenler var. Uzayan gün ışığı süresi ve artan sıcaklıkların etkisiyle ölü bir yaprak gibi görünen derisini değiştirir ve bahar yaprağı renklerine uyum sağlar. Tırtıl yazın bir kelebeğe dönüşene kadar kendisini saklayıp besleyecek yaprağın görünümünü alır. Ormandaki tüm ağaçlar çiçek açıyorlar.
Uzun süren kış aylarından sonra baharın gelmesi Japon makaklarının hareketlenmesini sağlar. Makaklar tüm maymun türleri arasında belki de en uyumlu olanlarıdır. Ilıman kuşaktan tropik bölgelere Asya'nın birçok bölgesinde yaşamaya uyum sağlamışlardır. Ve Japonya'ya belki de yarım milyon yıl önce gelmişlerdir. Japon makakları sürüler halinde belli bir bölgede dolaşır. Bu sürüde 35 maymun var. Yeterli sayıda erkek ve ikisi de dişiler tarafından yönetilen iki aile grubu bulunuyor. Bu dişi neredeyse 26 yaşında. Orman hakkındaki bilgisi çok önemli sayılıyor. Bu sadece kendi ailesi için değil, tüm sürü için geçerli. Japon makakları diğer makaklardan farklıdır. Tropik ormanlarda yaşayan kuzenlerine göre kavgaya çok daha az yatkındırlar. Bu makaklar genelde vejeteryandır. Ama yenilebilir bitkiler ormanın farklı bölgelerine dağılmıştır. Bu yüzden yeterli yiyeceği bulmak için sürünün sürekli yer değiştirmesi gerekmektedir. Daha da sıra dışı olanı erkek makaklar arasındaki hoşgörü derecesidir. Ito 16 yaşında ve bacaklarından birini yavruyken kaybetmiş olmasına rağmen sürünün en sözü geçen erkeği. Genellikle aile grubunun dışında kalıp sürekli gözcülük yapar. Aile grubu makak toplumunun çekirdeğidir. Ve grupta bir dişi doğduğu zaman onlardan bir daha ayrılmaz. Ancak genç erkekler 5 yaşlarına geldiklerinde gruptan ayrılırlar. Ormanda yalnız başlarına dolaşırlar veya dişilerden oluşan başka bir sürüye katılmadan önce küçük bekar gruplar oluştururlar. Bu sürüde Ito gibi iki büyük erkek daha yer almakta. Gonzui 15 yaşında. Ito gibi o da gözlerini hiç dişilerden ayırmıyor. Ve sürünün en dışında sürüye yakın zamanda katılmış bir erkek daha var. Henüz 11 yaşında ve her zaman mesafesini koruyor. Ama o da sürünün bir elemanı ve onların arasına kabul edilmiş. Bu makakların ataları Japonya'nın kuzeyine buzul çağın sonunda gelmiştir. Dünya ısındıkça makaklar gittikçe daha kuzeye giderek yeni bölgelere ilerlemişlerdir. Japonya'nın ana adası Honshu'nun kuzey kıyıları makakların gidebileceği en kuzey noktadır. Bölgeleri başka makak sürüleriyle bitişmedikçe güneye dönmezler. Dünyanın en kuzeyinde yaşayan bu maymunların yaşadıkları ılıman ormanların iklim koşullarına uyum sağlamaktan başka seçeneği yoktu. Japonya'nın kuzeyine bahar geç geliyor. Yeni dişi yavrunun doğması Mayıs ayının sonlarını buldu. Artık 3 günlük oldu ve güvenli ellerde yaşıyor. Makaklar bir seferde tek yavru dünyaya getirirler. Bir anne birden fazla yavruyla ilgilenemez. Yavrular kış gelmeden sağlıklı büyüyebilecekleri ve bağımsız olabilecekleri bir dönemde dünyaya gelirler. Çünkü kış geldiğinde yiyecek imkanları kısıtlı, annelerinin sütü de bir yavruyu hayatta tutamayacak düzeyde olacaktır. Hafif bahar güneşinde yavru annesiyle birlikte geldiği yeni dünyayı keşfeder. Ormanın ışıkları ve gölgelerini anlamaya başlıyor.
Doğduğundan itibaren güçlü bir avuçlama içgüdüsü vardır ve bunun için elleri de yeterince güçlüdür. Neredeyse doğduğu andan itibaren sürünün geri kalanıyla ağaçların arasında dolaşan annesinin sırtına tutunabilme özelliğine sahiptir. Dişiler hareket ederlerken bazen hafifçe birbirlerini çağırırlar. Ito takip eder. En yaşlı erkek olabilir ama sürünün lideri o değil. Aslında sürünün bir lideri de yok. Orman da hareket halinde. Günler daha uzun. Ormanın üstü kapandı. Güneş ışığı yere çok az geliyor. Işık yarışının dışında kalan Naniwazu için mevsim sona erdi. Işığa ulaşamadığı için artık sonbahar gelmiş gibi yapraklarını dökmeye başlayacak. Ama ormanın geri kalanı da gökyüzünde yükselen güneşe göre hareket ediyor. Ağacın zengin bahar yaprakları üzerindeki tırtıl yaprak döküntülerinden büyümüş bir halde çıkıyor. Artan sıcaklıklar ve kendi vücut saatinin birleşimiyle hayatının bir döneminin sonuna geliyor ve artık ihtiyacı olmayan derisinden kurtuluyor. Bir daha asla yapraklarla beslenmeyecek. Bu yüzden bir daha ihtiyacı olmayacağı baş ve ağız kısmını da düşürüyor. Kozanın sert yüzeyi içinde vücudu inanılmaz bir değişim geçirecek. Bunun zamanı çok önemlidir. Bir kelebek olarak çıktığında yazın en bol bulunan bitki özleriyle beslenecek. Dış dünyanın hala farkında ve ona cevap vermeye hazır. Tek bir karınca tehlike oluşturmaz ama birçoğu tehlikeli olabilir. Gergin bir tepki her düşmanın dikkatini çekebilir. İki hafta sonra kelebek çıkıyor. Bu bir dişi. Erkekler çoktan çıktı ve bölgelerini sahiplendiler. Vücudumdaki nemden kendini kurtarmaya çalışıyor. Sonra kanatları kuruyana kadar birkaç saat dinlenecek ve artık kendisini eş bulmak için hazır olacak. Pek görünür olmasa da ormanda değişiyor. Yazın yeşili bahara göre daha koyudur. Sık sık yaz yağmurları yağar. Günler uzun ve sıcaktır. Ve makaklar için her yer yiyecek doludur. Üçü erkek, dört yavrunun doğmasıyla sürüde artık 39 hayvan oldu. Yaz günlerinin sıcağıyla hareketlenen kuzeyin bu makakları kış tüylerini dökmeye başlıyorlar. Her birey farklıdır. Bazıları güçlükle tüy dökerken, bazıları da 26 yaşındaki bu dişi gibi tüm kış tüylerinden kurtulur. Ito kalın kış tüylerinden kurtuldu. Kaşındığı zaman bunu kendi başına halletmek zorunda. Çünkü bazen aile gruplarını karıştırıyor. Aile grupları içinde akraba dişiler birbirlerini tımar eder. Tımar işlemi makak topluluğu içinde çok önemli bir yerdedir. Bu sürekli ve hassas dokunuşlar bireyler arasında bir daha hiç kırılmayacak bağlar oluşturur. Hala süt emzirirken bazı anneler kış tüylerini dökmezler. Ayrıca tüyler yavrunun kendisine daha sıkı sarılmasına yardımcı olur. Japonya'nın kuzeyinde yazları kısadır.
Bu kuzeyli maymunlar yaklaşan sert kış koşullarına en rahat uyum sağlayabilen hayvanlardır. Artık Haziran sonu geldi. Yavrular neredeyse bir aylık oldu. Anneleri dinlenirken onlar ormanda keşfe çıkıyorlar. Ama en son doğan yavru erkek annesinden hala ayrılmak istemiyor. İlk doğan dişi yavru ise daha maceraperest oldu. Çoktan ağaçlara tırmanmaya alıştı. Bu sürprizlerle dolu yeni bir dünya. Bu yaşta bile aile gruplarının diğer üyelerini izlemeyi ve dinlemeyi öğreniyorlar. Ve yazın yetişkin olanlar dinlenirken diğer çocuklar gibi bir ırmak bulduklarında suda oynamayı çok seviyorlar. Anneleriyle bağlantılarını kaybetmemek konusunda dikkatliler. Anneleri harekete geçtiğinde yavruları da onları takip ediyor.